Ondan şüpheleniyorsun. Bu tırlar falan. Başka kim yapacak ki? Öyle görünüyor. Neden bu kadar nefret ediyor senden? Sadece benden nefret etmiyor ki. Benim ailemden, Deniz'in ailesinden, hepimizden nefret ediyor. Böyle Deniz'e, Bulut'a iyi davranıyor gibi göründüğüne kanma yani. Onların hiçbir şeyine kanma. Daha ne kadar kalacaksın burada? Net bir şey söyleyemiyorlar. Herhalde bu geceyi burada geçir. Belki daha fazla. Ferit, bu saçma sapan olaylar yüzünden burada bir saniye bile kalmana katlanamam. Ya karı koca ikisini de görmeye tahammül edemiyorum. Şu an kendimi zor tutuyorum. Gidip Hakan'ın yakasına yapışmam lazım aslında. Sakın öyle bir şey yapma. Tabii. Dışarıda bekleyeyim ben seni o zaman. Gerek yok. Ne demek gerek yok? Yani herkes bu evliliğe inansın diye böyle bir şey yapmayacak mısın? Yani tabii. Ondan ama. Tamam işte, gerek yok. Yani benim yüzümden saatlerce perişan ol. Eve gittiğim ben. Gideyim ben o zaman. Seni öyle bırakmak istemedim bir an burada. Hay Allah, etrafta da kimse yok, böyle boşuna sarıldık işte. Ben gideyim o zaman. Ferit Bey. Sizi diğer odaya almamız gerekiyor. Tamam. Çok sürmeyecek, merak etme. Helal olsun vallahi. Ne kadar gerçek sarıldı Ferit öyle. Nasıl? Diyorum ki ne kadar gerçek bir aşkları var değil mi? Ne güzel. Öyle. Evet, gerçek. Arkadaş, ne kadar çok ödül, ne kadar çok araba var ya. Nereden buldunuz bunları? Vay Deniz, adamım. Hoş geldin ya, hangi rüzgar attı seni böyle? Bu işte senin parmağın mı var Hakan? Efendim? Denizci, neden bahsediyorsun sen? Ne demek istediğimi çok iyi biliyorsunuz. Bana aptal numarası yapmayın. Ferit'in tutuklanmasını siz mi ayarladınız? Oo, yok. Ben de Ferit Aslan'a atılan bu çamur ne zaman bana sıçrayacak diye bekliyordum. Hakan, doğru konuş. Ferit'in uyuşturucu kaçıracak bir hali yok. Ailesine ya da ailemize, şirkete ya da kendi adına zarar verecek şeyler yapmaz o. Ben yaparım öyle mi? Kendi adıma, şirketime, aileme zarar verecek şeyler yaparım. Neden? Çünkü Hakan salak. Öyle değil mi? Hakan Ferit'i günaha kadar sevmediği için karısının şirketine, Allah rahmet eylesin, abinizin adına zeval getirecek her şeyi yapabilir. Çünkü Hakan o kadar hırslı bir şekilde bu komployu kurar ki yarın bir gün ayağına dolanacak mı, dolanmayacak mı düşünmez. Neden? Çünkü Hakan gerizekalı. Deniz, bak ben seni çok seviyorum. Ama kim dolduruşa getirip seni bana gönderiyor bilmiyorum. Gerçi biliyorum da, neyse. Ama bunu bir daha tekrar edeyim ki bunu 250 bin kere söyledim. Ben masumum güzel kardeşim, yemin ediyorum sana. Vallahi billahi benim bir suçum yok. Bak belki Ferit'e komplo düzenlendi, bilmiyorum, bilemiyorum. Ama yemin ediyorum sana benim bir suçum yok Deniz. Vallahi yok, billahi yok ya. Öyle diyorsan öyledir Hakan. Eninde sonunda gerçekler ortaya çıkar. Peki nedir son gelişmeler? Ne diyor polis? Bilmiyorum. Daha bir gelişme yok. Deniz.
Biz bir basın toplantısı düzenledik. Yani şirket adına konuşulması gerekenleri konuştuk. Bundan niye benim haberim yok? Acele karar vermemiz gerekiyordu çünkü. Üstelik sen şirkette bile değildin. Şirkette aktif bir şekilde yer almak istediğimi size söylemiştim. Ve bu kararımda da ciddiyim. Mesela yarın benim organize ettiğimiz serginin açılışı olacak. Pusula da buna sponsor olacak. Yani güzel düşünmüşsün ama bu ortamda sergi açılışı yapmak ne kadar doğru olur? Ben de onu düşündüm. Ama açılışı iptal etmek, yenilgiyi kabul etmek anlamına gelir. O yüzden programda bir değişiklik olmayacak. Ben sana katılıyorum. Arkandayım yani. Ablanla beraber senin yanında olacağız, sana destek olacağız. Canım Anneci, her zaman yanındayız. Sağ ol. Çıkıyorum ben. Dikkat et kendine. Ederim. Arkadaş, sanki uyuşturucuyu tırlara ben sokmuşum ya. Allah Allah. Deniz, Deniz'cim bekler misin? Ablacığım, canım. Hakan'ın yanında konuşmak istemedim ama seni çok merak ediyorum. İyi misin? İyiyim. Merak edilecek bir şey yok. Anlamıyormuş gibi yapma lütfen. Nazlı ve Ferit'ten bahsediyorum. Ne kadar acı çektiğini görmüyor muyum zannediyorsun? Ben çalışıyorum. İyiyim. Alışıyorum. Aşk acısına alışmanın ne kadar zor olduğunu iyi bilirim. O yüzden konuşmak istersen ya da desteğe ihtiyacın olursa ben buradayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi şu konuştuklarımızı bir daha baştan alalım. Tır şoförleri ne alemde? Bir sıkıntı yok abi. Zaten hiçbir şeyden haberleri yok. Sabaha kadar sorgulansalar diyecekleri tek bir şey var. Bilmiyoruz. Güzel. Peki bizim tırları bozsunlar diye gönderdiğimiz ustalar? Onlar da tamam abi. Onda da sıkıntı yok. Zaten işlerini yaptılar, paralarını aldılar, sonra uzadılar. Biz çağırana kadar da yoklar. Belli bir süre çağırmayız. Hatta bundan sonra hiç çağırmayız gibi geliyor bana. İyi akşamlar Bekir. İyi akşamlar yenge. Ne yapıyorsunuz hayatım? Ne yapalım? Hiç. Bekir'le iş güç konuşuyoruz işte. Dediğim gibi yaparız yarın sabah, tamam mı? Tamam abi, iyi geceler. Yengeciğim iyi geceler. İyi geceler. Ah Ferit ah. Güç ve iktidar hiç elinden gitmeyecekmiş gibi yaşıyordu ama böyle değil işte. Bir anda alaşağı bulursun kendini, değil mi? Öyle tabii. Eğer rakibin benim gibi zeki bir adamsa dikkat edeceksin. Devrem bu imzalanacakmış. Ferit Bey, çay ya da kahve istiyorsan söyleyeyim yatırsınlar. Yok, içim dışım çay kahve oldu zaten. Ben komiser beyle konuşmak istiyorum. Maalesef, yoğun bir gece. Bir sürü gözaltı var. Komiserin bir sorgudan çıkıp ötekine giriyor. Hakkımdaki suçlamaları okudum. Komiserle konuşmam lazım. Ben bir şey yapamam Ferit Bey. Ama isterseniz bir çay yollarım. Yolla, açık olsun. Peki.
Seni merak ettim de uğrayayım dedim. Nasılsın? İyi sayılırım. Haber bekliyorum işte. Gözüm kapıda. Sizin için de zor oldu tabii böyle evliliğin ilk günleri. Evet, çok zor oldu. Hiç beklemiyorduk böyle bir şey. Zaten niye bekleyelim ki? Evet, bu aralar beklenmedik çok şey oluyor. Yani siz birden evlendiniz mesela. Aşk işte. Nelere kadir. Evet, aniden evlendik. Ama sen de biliyorsun. Bu acelenin bir sebebi de Bulut. Bir an önce davayı açmak istiyoruz. Ama tabii sadece Bulut için evlenmediler yani. O mevzu olmasa bile onlar birbirine aşık iki insan oldukları için zaten evlenirlerdi. Efendim buyurun, çaylarınız geldi. Dağıtın artık. Aşkım. Efendim. Ferit Aslan artık bu lekeyle bu şirketin başkanlığını yapamaz. En kısa zamanda yönetim kurulunu toplayıp yeni bir aday seçmemiz gerekiyor. Elbette ki. Adaylar arasında seçimimizi yapacağız. Ben en güçlü aday olarak kendimi gösteriyorum. Aa. Bu kadar emin olma istersen. Belki de şirketimizin böyle güzel bir kadın başkana ihtiyacı vardır. Gel buraya, gel. Senin karşında benim boynum kıldan ince hanımefendi. Benim tek isteğim senin o güzel kafanın böyle küçük ayrıntılarla uğraşmaması, anladın mı? Ama madem öyle istiyorsun, sen iktidarın tadını çıkar. Ben de senin için küçük teferruatlarla ilgileneyim ha? Olur. Sen bana sadece şunu söyle. Ne? Şimdi Ferit'in bu işten paçasını kurtaramayacağından emin misin? Şimdi şöyle bir durum var. Adam sonsuza kadar içeride kalmayacak. Gönül isterdi ki tabii tutuklu yargılansın ama bakacağız. Gerçi yaptıkları uyuşturucu vurgunu bayağı bir büyük. Ben savcının ek süre isteyeceğini de düşünerek hani biraz daha uzun kalabileceğine ihtimal veriyorum doğrusu. E tamam. Epey bir süre kafamız rahat diyorsun yani. Şimdilik görünen o. E güzel. Aynen. Ya Deniz, Ayya nerede ya? Vallahi ortalarda yok, kayboldu. Arıyorum, telefon da kapalı. Ayya gitti. Gitti mi? Nereye gitti? Biz onunla bir yurt dışı planı yapmıştık. Sonra ben gitmekten vazgeçtim. Burada kalmak istedim. O da kendi gitti. Ayrıldınız yani. Ayrıydık zaten. İyi de şimdi yani Ayla tamamen gittiğine göre senden vazgeçmiş demektir. Ay bir kötü oldum ya. Çok seviyordum ben onu. Kötü oldu ya gerçekten. Böyle bir vedalaşamadık da. Evet, kötü oldu. Zor oldu. Ama bazen en zor olan, en doğru olan oluyor. İkimizin iyiliği için de böyle olması gerekiyordu. Ben onun çok canını yaktım, çok canı yandı. Ama başka çarem yoktu. Sen niye gitmedin onunla? Asuman, tamam darlama insanları. Ben gideyim. Bir şeye ihtiyacınız olursa ararsanız söylersiniz. Tamam, haberleşiriz. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Ay, bütün eğlencemiz bittiğine göre o zaman ben de yatıyorum. İyi geceler. Yatağa Suman. Ya Nazlı, yalnız Deniz biraz şüphelenmiş gibiydi sizin evlilikten. Bir şey mi duydu acaba yoksa? Bir yerden bir şey duyması mümkün değil. Ama bence de bir tuhaf davranıyor, garip garip.
Vallahi çok dikkatli olmanız lazım Nazur. Bu Deniz sizin etrafınızda olduğu sürece hiç açık vermemeniz lazım. Fuduş, bir de şimdi onu düşünmek istemiyorum. Ferit gelsin istiyorum sadece. Ay bana da uyku bastırdı. Evin kasvetinden midir, oksijenden midir, nedir? Sen de yoruldun tabii. Hadi git yat. Yok yok, dayanırım biraz daha. Şuraları toplayayım, açılırım. Değiliz gerçek. Buradayım, geldim. Ne yapıyorsun be kendini cimdikle? Gerçeksin sen. Tabii ki gerçeğim. E bitti mi yani her şey? Tamamen bitmedi. İfademi aldılar, sonra serbest bıraktılar. Yorgunsundur sen, açsındır da. Tüm gün çay kahve içirdiler bana. Sebze çorbası var, ne dersin? Tam ihtiyacım olan şey. Hemen geliyorum. Çok iyi geldi çorba. Afiyet olsun. Özlemişim yemeklerini. Bu evliliğin iyi tarafları da var. Çok acımasız. Ne yaptınız akşam? Kızlar geldi mi? Geldiler. Uyuyorlar yukarıda. Bir de Deniz geldi. O niye geldi? Merak etmiş beni. Afiyet olsun. Berit hoş geldin. Hoş bulduk Fatoş. Ay vallahi. Ben de bir anda böyle dangurdum burada aldım ama... sizin şeyinizi bozmadım inşallah, romantizminiz. Vallahi ne denir hiç bilmiyorum. Afiyet olsun mu denir, geçmiş olsun mu denir. Artık evine hoş geldin Ferit. Hoş bulduk Fatoş. Çorba çok güzel olmuş değil mi? Ellerine sağlık Nazlı. Vallahi ben o kadar beğendim ki iki tabak falan içtim herhalde böyle şapır şapır. Fatoş'cum senin uykun mu kaçtı? Ay yok ya, ben çok güzel uyuyordum. Ondan sonra bir anda uyandım böyle, bir baktım nasıl susamışım. İneyim dedim, bir su içeyim dedim. Ondan sonra ta oradan tabii buraya gelene kadar bayağı uykum açıldı yani. Ay bardaklar nerede ya Nazlı? Yani bayağı da bir mesafe var oradan buraya, biliyor musunuz? Gerçekten bak, oradan buraya mektup atsam üç günlerce gelir ha. Fatoş ne enerji bu gece gece. Ay ne bileyim. Vallahi kızlar sizi bilmem ama ben çok yorgunum. Odama çekiliyorum. Yani odamıza demek istedim. Geliyor musun hayatım? Odamıza. Yani yatalım. Geç oldu. Artık sabah hep beraber kahvaltı yaparız değil mi? Evet yaparız. Fatoş'cum biz odamıza çekiliyoruz. İyi geceler. Tamam Nazuş'um, iyi geceler. Ben de buraları toplarım. Şifa olsun çorba. Aynı odada yatmak zorunda mıyız gerçekten? Asuman'la Fatoş burada olduğuna göre. İyi de onlar kendi odalarında yatıyor. Sen de kendi odana gidebilirsin gayet net, rahat bir şekilde. Ruhları bile duymaz. Sabah herkesten önce uyanırız. Karı koca ilişkimize devam ederiz. Bence zaten bizim sadece gündüzleri karı koca hayatımız oldu. Bu çok tehlikeli olur bence, hiç gerek yok. Asıl tehlike bizim yan yana uyumamız. Efendim? Diyorum ki, acaba sen yerde mi yatsan? Ya bütün günü sandalye tepesine geçirmiş biri olarak çok acımasız değil mi sen? Ama çok istiyorsan. Yok, istemiyorum. Tamam, haklısın.
yatsam bir köşede. Sen? Ben de bir ucuna kırılırım artık. Ne yapacağım? Koca yatak. Ne olacak yani? İyi geceler Aslı. İyi geceler. Uygun bir şey arıyorum, pardon. Thank you.